Çeşmecioğlu için ilk tören Bir Gün gazetesi önündeydi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen Özgürlük ve Dayanışma Partisi üyelerinin yanı sıra ÖDP eski genel başkanı Ufuk Uras, İstanbul Bağımsız Milletvekili Sarı Süreyya Önder, siyasi parti ve sendika temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda yazar, sanatçı Aydın Çeşmecioğlu'nu uğurlamaya geldi. Yaşamını politik mücadele içerisinde geçiren Çeşmecioğlu'nun naaşı da devrimci yol bayrağına sarılıydı. İmaya sözümüz devrim olacak. Törende duygulu anlar yaşandı. Bir Gün gazetesi yönetim kurulu üyesi İbrahim Aydın, Çeşmecioğlu'nun hayatı boyunca eşit ve adil bir dünya için mücadele ettiğini söyledi. Hoşça kal yoldaşım, adaşım, iş yoldaşım, arkadaşım, hoşça kal. Oldukça üzgün görünen ÖDP Genel Başkanı Alper Taş konuşmasını güçlükle tamamladı. Ölümün adil olması için hayatın adil olması lazım. Onun ölümü adil değildi. O yaşamı boyunca adil bir ölüm ve adil bir yaşam için mücadele etti. Çeşmecioğlu'nun yeğeni Berk Uslu da gözyaşlarını tutamadı. O hepimizin İbbi abisiydi, amcasıydı. Anısı hep bizlerle olsun. Olacak. Bir Gün gazetesi önündeki törenin ardından İbrahim Çeşmecioğlu alkışlar ve sloganlar eşliğinde Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yiğidimden kara haber.